Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Belediye başkanımızı siz dikkatle dinlediniz, ben de büyük bir dikkatle dinledim. Çözülmesi gereken pek çok sorun var. Bilecik güzel bir ilimiz. O sorunları çözmek için kendisi ve arkadaşları canla başla çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Sizin için. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset anlayışı. Kul hakkını yemeyen bir siyaset anlayışı. Fakiri fukarayı düşünen, bu toplumun en zayıf kesimlerinin sesi olan bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. En büyük desteğimiz sizlersiniz. En büyük desteğimiz. Biliyorum adalet istiyorsunuz. Bu kardeşinizin adalet konusunda ne kadar samimi olduğunu herhalde en iyi siz bilirsiniz. Eğer 450 kilometre yürüdüysem adalet için yürüdüm. Sizin için yürüdüm. Türkiye için yürüdüm. 83 milyon için yürüdüm. Bireysel bir beklenti içinde yürümedim. Dolayısıyla bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda şehitlerimizin kanları var. Bu topraklarda Milli Kurtuluş Savaşı verildi ve bu topraklarda biz kazandık. Ve bu topraklarda biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimseye düşmanlık etmeden yaşamak istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Başkan söyledi. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye istiyoruz. Her evde huzur olsun istiyoruz. Her evde bereket olsun istiyorum. Az önce iki genç yanıma geldi. Biraz şikayetlerini dile getirdiler. Biz Z kuşağındanız diyorlar ve dolayısıyla bu yönetime tahammül edemiyoruz diyorlar. Bunun değişmesi lazım diyorlar. O gençlere sözüm sözdür. O gençlere sözüm sözdür. O gençlerin hayalleri benim hedefim olacak. O gençlerin hayallerini gerçekleştirmek benim boynumun borcu olacak. Hiçbir genci aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin inanmasını isterim. Çünkü siyaseti ahlaklı zemine taşıdığınız zaman, herkesin ödediği verginin hesabını millete verdiğiniz zaman farklı bir Türkiye çıkacaktır ortaya. Belediye başkanımız az önce belediyede kısa bir sunuş da yaptı. Borçla devraldı, gelirimiz çok fazla artmadı ama biz borçların büyük bir kısmını ödedik dedi. Demek ki iyi bir yöneticiyseniz, harcadığınız her kuruşun hesabını veriyorsanız, cebinizi değil de vatandaşı düşünüyorsanız, köşeyi dönmeyi değil de vatandaşın huzur içinde yaşamasını istiyorsanız, Türkiye'nin imkanları var. Hepsini, var olan sorunların hepsini çözebiliriz. Ve yine ifade edeyim. Kadınlara yönelik şiddet. Kadın kardeşlerimiz de burada. Kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz. Asla affetmeyeceğiz. Kadınlara yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz. Kadınların yaşadığı dramı da çok iyi biliyorum. Oğlu işsiz biliyorum. Eşi işsiz biliyorum. Kendisi işsiz onu da biliyorum. Pek çok sorunu var onu da biliyorum. Pazara gittiği zaman doğru dürüst alışveriş yapamadığını da biliyorum. Bütün bu sorunları biliyorum. Sorunları biliyoruz ama aşmasını da biliyoruz. Bu sorunları aşacağız. Aşmanın anahtarı bende değil, sizin elinize. Sandık gelecek, sandığı açacaksınız. Oyunuzu kullanacaksınız. Yeni bir umudu yeşerteceğiz orada. Yeni bir umudu yeşerteceğiz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Seçildiğiniz andan itibaren vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Efendim bu mahalle bana yardım yapmadı, bana oy vermedi, ben burayı cezalandırayım demeyeceksiniz. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Kapınız açık olacak herkese. Eğer bir mahalle fakirse, yoksulsa oraya pozitif ayrımcılık yapın. Kreş söyledim, açın diye bütün belediye başkanlarına. Anneler çocuklarını güven içinde kreşe getirsinler. Güven içinde çocuklar orada sosyalleşsin. Güven içinde bilgi dağarcıklarını zenginleştirsinler. Akşam da güven içinde çocuklarını alıp evlerine götürsünler. Dolayısıyla kadın
pazara rahat gidebilmeli, alışverişe rahat gidebilmeli, düğüne rahat gidebilmeli, taziyeye rahat gidebilmeli, kentin sağladığı imkanlardan rahatlıkla yararlanabilmeli ve faydalanabilmeli. Bunların hepsini yapmaya çalıştık, çalışıyoruz ve sürdüreceğiz. Bütün belediye başkanlarımız bu konuda ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bize engel çıkarıyorlar. Belediye başkanlarımıza engel çıkarıyorlar. Görev yapmak istiyorlar, görevi engelliyorlar. Başkan arkadaşlarıma dedim, hiç şikayet etmeyeceksiniz. Şikayet değil, sorunu var. Soruna kilitleneceksiniz ve o sorunu çözeceksiniz. Ve çözecekler. Sevgili gençler, sevgili anne babalar, çocuklarınız üniversiteyi kazandı. Hepiniz çok sevindiniz üniversiteyi kazandı diye. Arkasından bir dert. İyi de oğlum kızım İstanbul'a gidecek, Ankara'ya gidecek, belki Samsun'a, Trabzon'a gidecek, üniversiteyi kazandı. Nerede kalacak? Hangi yurtta kalacak? Yurt sorunu var. 19 yıldır yurt sorunu çözemediler. Size şikayet ediyorum. Bütün anne babalara şikayet ediyorum. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır yurt sorunu çözemediler. Benim Bilecik Meydanı'ndan size ve Türkiye'deki bütün anne babalara sözümdür. İktidarımızda bir yıl içinde yurt sorunu çözeceğim. Bir yıl içinde. Onlar parayı cepleri için kullandılar. Biz parayı milletimiz için kullanacağız. Evlatlarımız için kullanacağız. Hepinizin bundan emin olması lazım. Tarımda zor durumdayız. Çiftçilikte zor durumdayız. Bereketli topraklarımız var. Güneşimiz var. Sularımız var. Her şeyimiz var. Ama nohutu dışarıdan alıyoruz. Buğdayı dışarıdan alıyoruz. Samanı dışarıdan alıyoruz. Eti dışarıdan alıyoruz. Canlı hayvanı dışarıdan alıyoruz. Ayçiçeğini dışarıdan alıyoruz. Yani 83 milyon yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz. Bunu değiştireceğim. Bu tabloyu değiştireceğim. Ben gayet iyi biliyorum. Almanya bizi kıskanıyor diyeceksiniz ama biliyorum. Biliyorum ama değerli kardeşlerim şöyle. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Onların ne yaptığını artık siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Onların en büyük korkuları acaba iktidardan olur muyuz? Olacaksınız, olacaksınız. Gideceksiniz. Milletin iktidarı gelecek. Milletin iktidarı gelecek ve biz yöneteceğiz. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Nasıl güzel bir ülke yönetilirmiş, nasıl ayrımcılık yapılmazmış, nasıl Orta Doğu'da barış sağlanırmış, nasıl çocuklarımız huzur içinde okula gidermiş. Bunların hepsini onlar da görecekler. Onların çocukları da görecek. Biz temiz bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Pek çok yerde söyledim, size de söyleyeyim. Sizin oyunuza değil, sizin sorunlarınıza talibim. Sizin dertlerinize talibim. Dertlerinizi çözeceğiz. Dertlerinizi çözeceğiz. EYT'lilerin sorununu biliyorum. Az önce o arkadaşlarla da görüştük. Allah aşkına bir Allah'ın kulu çıkıp şu mantığı bana anlatsın. Allah aşkına. Bir kişi çıkıp şu mantığı anlatsa. Erdoğan mı çıkar? Onun bakanları mı çıkar? Onun danışmanları mı çıkar? Kim çıkarsa milletin önüne çıkıp şu gerçeği bir anlasın. Daha fazla prim ödediğiniz zaman daha az aylık alıyorsunuz. Ya olur mu böyle şey? Ben daha fazla prim ödüyorum. Ne için? Daha yüksek aylık alayım diye. Ama daha fazla prim öderseniz aylığınız düşüyor. Böyle bir garabeti yaptılar. Onların adaleti işte bu. Bizim adaletimiz ne kadar çok prim ödersen o kadar fazla emekli aylığı alırsın. Sizin sorununuzu biliyorum. Emeklilikte yaşa takılanları. Bir ekibimiz var, sosyal güvenlik ekibi. Bu konuyla ilgili çalışıyor. Hiç meraklanmayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz. Yeter ki alnınızın terini milletin için harcayacaksın. Milletin için dökeceksin alın terini. Bireysel bir çıkar peşinde koşmayacaksın. Milletin çıkarını savunacaksın ve koruyacaksın. Dış politikada yanlış yaptılar. Milyonlarca Suriyeli kardeşimiz geldi. Afganlar geldi.
Şimdi Suriyelilere sakın kızmayın. Suriyelilerin hiçbir günahı yok. Suriyelileri buraya getirenlere kızacaksınız siz. Suriyelinin ne kabahati var? Suriyeli kaçmış gelmiş buraya. Kim getirdi Suriyeli? Kim gitti oraya? Kim şehitlerimizi o topraklarda bıraktı? Kim Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı? Özellikle de milliyetçi diyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben milliyetçiyim diyen, hepimiz milliyetçiyiz ya. Bazıları bizden daha fazla milliyetçi olduklarını söylerler. O arkadaşlara sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hele bunu Bilecik'te söylüyorum, burası kuruluşun ve kurtuluşun yeridir. Ben Bilecik'i bilmez miyim? Tarihini bilmez miyim? Şeyh Edebali'yi bilmez miyim? Bunların hepsini bilirim. Bunların hepsini bilirim. Kalkacaksınız 24 saat içinde Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyeceksiniz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıracaksınız. Bayrağı indireceksiniz. Türkiye'ye gelip ben milliyetçiyim diye geçineceksiniz. Haydi canım sizin milliyetçiliğinize. Onu da yapacağım. Allah nasip eder. İktidar olduğumuzda Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımıza götüreceğiz. O şanlı bayrağımızı yeniden orada dalgalandıracağız. Herkesin emin olmasını isterim. Biz onlar gibi değiliz. Biz onlar gibi değiliz. Söz verdik mi tutarız. 128 milyar dolar nerede diyor. 128 milyar doları 83 milyonun ortak sorması lazım. Bakın her şeye zam geliyor. Her şeye. Daha iyi günlerinizi yaşıyorsunuz. Kış geldiğinde göreceksiniz. Bunlar iktidarda kaldığı sürece geçen her gün topluma maliyet daha fazla olacak. Yani bunların maliyeti, topluma maliyeti giderek artacak. O nedenle diyorum ki erken bir seçim yapın. Sandığı bir an önce getirin. Siz de kendinizi kurtarın. Hiç değilse bu milletin sırtına binmeyin. Zam, zam, zam. Nereye kadar zam ya? Nereye kadar ya? İğneden ipliğe zam geldi. Sadece son iki haftada doların yükselişi, Türk lirası karşısında, Türk lirasının eriyişi. Sadece bunun faturası bile 100 milyarın üzerinde. 100 milyarın üzerinde. Hiç kimse gençler umutsuz diyor. Umutsuzluk bize yakışmaz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Mustafa Kemal'in, arkadaşlarının, şehitlerin, gazilerin yüzü suyu hürmetine asla bize umutsuzluk yakışmak. En zor şartlarda bile şanlı bayrağımızı dalgalandırıp ülkemizi aydınlığa çıkaracağız. Herkes bundan emin olsun. Herkes. Biz bunu yapacağız. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliriz. En zor şartlarda, en zor şartlarda yumurta satarak, yumurta satarak şeker fabrikaları kurdular. Her şeyi sattılar. Bazen bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki bu CHP var ya CHP, CHP'nin dikili ağacı bile yok. E gitsene Karabük'e, o fabrikayı kim kurdu? Gitsene Kırıkkale, Entegre Silah Sanayi'ni kim kurdu? O fabrikaları kim kurdu? Hepsini sattın, sata sata bitiremedin. Onların şunu bilmesini isterim. Döviz bazında, dolar bazında beşli çeteye verilen bütün ihaleleri iptal edeceğim. Onların tamamını kamulaştıracağım. Tamamını. Dostlarımızla beraber yapacağız. Milletin cebine el atan, milletin cebine el atan, sülük gibi milletin kanını emenlerden hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Herkes bunu bilsin. Ben temiz siyaset istiyorum. Elbette ki bir iş adamı kazanabilir. Başımın üstünde yeri vardır. Sanayicidir, yatırım yapar. Başımın üstünde yeri vardır. İstihdam yaratır. Başımın üstünde yeri vardır. Ama milletin ödediği vergileri alacaksın. İstediğin gibi kullanacaksın. Türk lirasına da güvenmeyeceksin. Dolar bazında hesap yapacaksın. Köprüden geçerken efendim dolar bazında ücret ödeyeceğim. Bu olmaz. Hani siz yerli ve milliydiniz? Hani nerede bu Türk lirası? Türk lirasını kaldırdılar ortadan. Türk lirasını yeniden getireceğiz. Yeniden hepimiz kullanacağız. Yeniden Türk lirasına güveneceğiz ve yeniden fabrikalarımızı kuracağız ve göreceksiniz yeniden Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Onların yaptığı gibi değil. Kaldıracağız.
Efendim hepinize enişten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sevgili gençler, sakın unutmayın. Önümüzdeki seçimde 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidip sandıkta oy kullanacak. İlk kez gidip sandıkta oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'ye demokrasiyi getirecek. 6 milyon 300 bin genç otoriter rejimi devre dışı bırakıp demokrasiden yana olanları iktidara getirecek. 6 milyon 300 bin genç başımızın üstündedir. Onlara saygı duyacağız. Ve onlar bu ülkenin güvencesi ve garantisidir. Demokrasimizin de garantisidir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.